Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir pasta tarifi vermek istiyorum. Kekinde böyle mavi haşhaş kullanacağız. Hindistan cevizli böyle keke kremaya doymuş bir pasta. Yapılışı da oldukça kolay. Çok bereketli bir pasta. Büyük boy borcamda yaptım ben. Dilerseniz yapılışına geçebiliriz. İlk önce kekimizi yapmakla başlayacağız. Kekimiz için gereken malzemeler 4 adet yumurta, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker 1 dolu su bardağı da una ihtiyacımız var arkadaşlar ve ana malzememiz yarım su bardağı böyle mavi haşhaş haş. toz halinde kullanacağız şimdi ilk önce her kekte olduğu gibi yumurta ve şekeri Böyle mikserle rengi açılana kadar çırpacağız. Bir pakette vanilyamı ekledim. Rengi açılıp böyle köpük köpük bir kıvam alıncaya kadar çırpacağız. Bu sayede bu işlem sayesinde kekimiz böyle kabarık ve yumuşacık olacak. Aslında bütün keklerde yaptığımız işlem Sizlere çok güzel tarifler hazırladım arkadaşlar. Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü çoğu arkadaş e, bildirimlerin gitmediğini söylüyor. Yumurta ve şekerim böyle köpürene kadar çırptıktan sonra yarım su bardağı haşhaşımı ekleyip bir bardak unumu ve bir paket kabartma tozumu eleyerek ilave ettim. Ve e, mikserin düşük devriyle hepsi homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Daha sonra yağlamış olduğum borcama büyük boy borcama dökeceğim kek harcımı ve 170 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum yaklaşık 20-25 dakika gibi bir sürede pişti ama kesinlikle süreye takılmayın bunu her zaman söylüyorum fırından fırına farklılık gösterebilir birazdan göstereceğim şekilde mutlaka pişme testi uygulayın bir bıçak veya kürdan yardımıyla Evet az önce dediğim gibi bildirimler çoğu arkadaşlara gitmediğini söylediler Lütfen abone olup olmadığınızı kontrol edin ve zil işaretine tıklayın. Bu sayede bildirimler size gelecektir. Biliyorsunuz günlük video atmaya çalışıyorum. Bu konuda da küçük bir açıklık getirmek istedim. Parantez içinde. Evet gördüğünüz gibi kekim çok güzel bir şekilde pişti. Ben kekimi akşamdan yaptığım için biraz ışık mağduruyum bu aşamalarda arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kekim hala sıcakken normal oda ısısında olan bir buçuk su bardağı sütümü üzerine gezdiriyorum her yerine. Hemen emiyor zaten e, sütünü çekiyor. Toplamda bir buçuk su bardağı süt kullandım. Dediğim gibi kekim fırından çıkarken yapıyorum bu işlemi. Şimdi kekimin ilk sıcaklığı gitsin bir kenarda. Ben de üzerine dökeceğim muhallebiyi hazırlayayım. E, tencereme 3 yemek kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı unu alıyorum. Daha akışkan bir kıvam isterseniz 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı un kullanın arkadaşlar. 1 su bardağı da toz şeker, 1 su bardağı da Hindistan cevizi kullanacağız. 1 litre süt ve 1 adet yumurtanın sarısını kullanacağız. Benim bu verdiğim ölçülerle muhallebiniz oldukça donduktan sonra daha doğrusu Baya böyle e, katı kıvamda olmuş oluyor ama dediğim gibi siz böyle hafif akışkan muhallebi tarzında bir şeyler istiyorsanız e, kıvam istiyorsanız 2 yemek kaşığı kullanın nişasta ve e, unu ama benim gibi katı seviyorsanız verdiğim ölçülerle yapın e, ocağa alıyorum ve karıştırarak sürekli böyle kaynayıncaya kadar pişireceğim zaten koyulaşacak gördüğünüz gibi kesinlikle karıştırma işlemini bırakmayın. Yoksa dibi tutar. Kekimiz de bir kenarda güzelce dinlendi bu aşamada. Gördüğünüz gibi muhallebimiz oldu. İçindeki pütürcükler un ve nişastanın topaklanması değil arkadaşlar. Buna da bir açıklık getireyim. İçerisine koyduğumuz e, Hindistan cevizi parçaları onlar. E, ocaktan alınca üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı. Ama bunu açacağız biraz. Şöyle hafif bir karıştırdıktan sonra e, hala sıcakken gördüğünüz gibi ocaktan yeni aldım muhallebimi. Üzerine bir paket sıvı krema ekliyorum. İsteyenler e, yarım su bardağı süt ve bir paket toz krem şanti de ekleyebilir bu aşamada. Krema kullanmak istemeyen arkadaşlara söylüyorum bunu. E, ve mikserle böyle pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar çırpacağız. Mikserle çırptığımız için ipeksi bir e, kıvam alacak muhallebimiz. dediğim gibi hiç soğutmaya gerek yok. Bu işlemi sıcakken yaptım ben. Gördüğünüz gibi çırptıkça pürüzsüz bir kıvam alıyor. İçindeki o küçük parçalar dediğim gibi Hindistan cevizi parçaları arkadaşlar. Kesinlikle topaklanma değil. Kekim de ilk sıcaklığı gitti. Hatta soğuk olmaya yakın. Çünkü gördüğünüz gibi ince bir tabaka muhallebimi hazır ettim. Bu şekilde dikkatli bir şekilde kekimiz çok ince olduğu için bütün muhallebiyi tek seferde bir yere dökmeyin arkadaşlar yoksa alttaki kekimiz ezilir muhallebinin ağırlığıyla o yüzden böyle nazik bir şekilde her yerine eşit bir şekilde dağıtmaya çalışın daha sonra spatula ile her yerine eşit düz olacak şekilde muhallebiyi dağıtın Bir gece buzdolabında dinlendirdim ben pastamı ama zamanınız yoksa en az 2 saat buzdolabına kaldırmanızı tavsiye ederim. Tabi akşamdan yapmanız daha da lezzetli olur. Daha sonra bir paket kremayı e, krema sertleştirici ile çırptım. Ama sizler normal bir paket krem şantidi çırpabilirsiniz. dinlenmiş olan pastamın üzerine ince bir tabaka halinde sürüyorum. Neden ince tabaka halinde sürdüğümü daha sonra anlayacaksınız üzerine de hindistan cevizi sürdüm. Daha sonra yapacağım işlemi yapmak istemezseniz bütün krem şantinizi bu aşamada üzerine yayın ve e, hindistan cevizi dökün. Ben üzerine süsleme yapmak istediğim için krem şantinin çoğunu ayırmıştım. O yüzden ince bir tabaka sürdüm. O sürmemin nedeni de hindistan cevizleri yapışsın. Çünkü e, muhallebimiz donduydu. Kullandığım uç Wilton 1M arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıkma torbama döktüm ama desenleri yapmadan önce kekimi dilimleyeceğim. Her kestiğimde bıçağımı bir peçete yardımıyla temizliyorum ki kekim pürüzsüz görünsün. Böyle kareler halinde kestim. Ve ben gül şekli vermek istedim krem şanti ile. Bence çok hoş oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama ben pasta süslemeleri beni inanılmaz böyle rahatlatıyor. Terapi gibi geliyor aslında. Çok seviyorum böyle e, kremalarla vesaire e, uğraşmayı. Yani basit bir borcam pastasını bile süslemekten zevk alan biriyim yani. Bilmiyorum bende mi sorun var yoksa sizler de benim gibi misiniz? Bunu yorumlarda belirtirseniz gerçekten bilmek isterim açıkçası. E, o yüzden özellikle bu kısmı hızlandırmadan göstermek istedim sizlere. Gördüğünüz gibi çok hoş bir şekilde, en basit bir şekilde güzel bir görüntü elde edebiliyoruz. İlk önce ortasına sıkıp daha sonra etrafında bir tur atıp yavaş bir şekilde kaldırıyoruz ucumuzu. Ve muhteşem gül şekilleri çıkmış oluyor ortaya. Bunu yapabilmek için bir diğer küçük püf noktası da arkadaşlar krem şantinizi oldukça katı bir şekilde çırpmalısınız. Eğer böyle çok cıvık bir krem şantiniz olursa şekilleri net olmaz yani. Gerekirse e, paketin üzerinde yazılandan daha az miktarda süt ile çırpın. O zaman kesinlikle katı bir kıvam elde edersiniz zaten. E, kenarlarına böyle hafif süslemek için ve renk katmak için donmuş frambuaz kullanmayı tercih ettim ben. Ama dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı da çok yakışır. Benim bugün elimde yoktu. O yüzden donmuş frambuaz ile süslemeyi tercih ettim. Bence çok yakıştı. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten yorumlarınızı, düşüncelerinizi merak ediyorum bu pasta hakkında. Büyük bir zevkle okuyup cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi sizlere ilk dilimini göstermek istiyorum. Genelde ilk dilim biraz zor çıkar. O yüzden özellikle bunu bile göstermek istedim sizlere. Asla parçalanma, kırılma olmadı. Ve ben bu pastayı e, misafirlerime ikram edeceğim için bozamadım. O yüzden sizlere kaşıkla dilimleyip e, gösteremedim maalesef. Sadece böyle kalıbından çıkartıp bu şekilde gösterebildim. Umarım anlaşılıyordur. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarihte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.